WhatsApp durumlarınıza, fotoğraflarınıza bile artık dikkat edin. Ciddi bir şekilde bu bölümü istiyorsanız tüm onlara dikkat etmeye çalışın. Kimler polis olamaz? Bu konuya da biraz açıklık getireyim. Olamazsanız en azından şimdiden bırakın. Boşuna o kadar masrafa falan da girmemeye çalışın. Arkadaşlar merhaba, ben Parkur Eğitmenim Hazırlık Kursu'ndan Mahsun Hoca. Bugün sizlere 2023 PMU sınavı hakkında biraz bilgiler vereceğim. Yeni 2022 PMU sınavından çıktık. Sabırsız olan adayları biliyorum çünkü çok yorumda yazıyorlar. Hocam 2023 videosu gelsin bekliyoruz tarzında bir sürü mesaj aldık. Arkadaşlar 2023 PMU mülakatı büyük bir ihtimal o da 2022 gibi Temmuz ayında ilana çıkacaktır. Ve sizlere biraz 2022 analizini yapayım. Analizini yaptıktan sonra 2023 hakkında biraz bilgi vereyim ki kafanızdaki taşlar tam otursun yerinde. 2022'nin bilgileri halen taze ve sizler de o bilgileri alın. Aldığınız bilgilerle iyi bir şekilde ilerleyin gidin. Ve önünüzde hiçbir engel kalmasın. Polisliği iyi bir şekilde hak edin, kazanın. Şimdi arkadaşlar 2022 PMU sınavı bildiğiniz üzere bir ay önce bitti. Şimdi bu adaylar halen mülakat sonuçlarını bekliyorlar. Büyük bir ihtimal onların mülakat sonuçları da 2022'nin 3 Kasım tarihinde büyük bir ihtimal açıklanacaktır. Tabi bu tarihi de nereden veriyorum? Geçmiş 2021 yılında 3 Kasım'da açıklanmıştı. Büyük bir ihtimal tarih ona doğru gidiyor. Yani bu aralar artık açıklanır onların sınavları da. Şimdi o adaylarımızın başından geçenler neler oldu? Şimdi bildiğiniz üzere 10 katı kural ilk defa 2022 PMU'da uygulandı. Şimdi adayların bir puan sıralaması belirlendi. O adaylar neye uğradığını şaşırdı. Bizler ne diyeceğimizi şaşırdık. Yani polis akademisi bizi allak bullak etti. Bundan sonraki süreçteki en azından bilgileri sizlere daha net bir şekilde verebiliriz. O yüzden bu söyleyeceklerimi çok iyi bir şekilde dinleyin. En azından sizler için sıkıntı olmasın. Bu bilgileri sizlere kimse vermeyecektir. Çünkü zor olan bilgilerdir. Şimdi 2022 yılında adaylar sınavlara girdi, TYT sınavına ve 250'nin üstünde bir sürü aday puan aldı. ÖSYM bu 2022 sınavında giren adaylara da en az 30-40 puan fazladan verdi. Çünkü çoğu aday artık üniversiteli olsun dedi. Bundan dolayı PMU baraj puanı 250'den çıktı erkeklerde 269 ile 270 arasına. Kadınlarda ise çıktı bu puan 276 ile 279 arasına çıktı. Şimdi TYT böyle olunca bir sürü o 270'lerin altındaki adaylar maalesef ki üzüldü. Hepsi 2023 hazırlığına başladı. Şimdi dolayısıyla süreç böyle olduğu için ve ÖSYM fazladan puan verdiği için bir sürü adayımız hüsrana uğradı. Ve yüksek TYT'li olan adaylar biraz daha iyi bir şekilde ilerledi ve önlerine baktılar. Şimdiden sınava hazırlanmanız gerekiyor. Şimdi sizin şimdiden TYT hazırlığı yapmanız gerekiyor. Şu an netleriniz 30-35 bandında oynaması gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda bunu 45-50 nete hatta 60-70 nete bile çıkarmanız gerekiyor. Çünkü 70 nete yakın aldı geçen 2022 yılındaki PMU mülakat sınavı. Şimdi sizlerin en az 10 nete kadar gelmeniz gerekiyor. Şimdi eğer ki sınav zor olursa yine PMU barajı 250'ye çekilecek. Ama sınav yine zor olup puanı fazladan verilirse, yani puanla alakalı, sıralamayla alakalı bir şeyler oynarsa, yine kolay bir şekilde yükselirse, bilin ki PMU baraj puanı yine yükselecektir. Şimdi geçen 2021 yılında 7500 PMU'ya başvuru gelmişken 2022 yılında 100.000'e yakın PMU'ya başvuru geldi. Yani 50.000'i geçti. Dolayısıyla bu durum böyle olduğu için de puanlar biraz tavan yaptı. Yani yükseldi. Şimdi sizlerin de o yüzden bu tür sıkıntılara gelmemeniz için TYT puanınızı tavan yapmanız lazım, yükseltmeniz lazım. Şimdi yaş problemi ne? 2022 yılındaki adaylar 1 Ocak 1997 ile 1 Ekim 2004 tarihleri arasında başvuru yapmıştı. Yani 2 Ekim aday kabul edilmemişti. Peki 2023 yılında ne olacak? 2023 yılında ise 1 Ocak 1998 ile 1 Ekim 2005 tarihli adaylar olacak. Yani 2 Ekim 2005 tarihli olursa kabul edilmeyecek. Kasım Aralık 2005 olursa kabul edilmeyecek. Arkadaşlar bu çok önemli kural çünkü çoğu adayımız buradan gidiyor. Diğer adaylar ise 1998 yılından daha küçük olmamalı. 1 Ocak 1998,
1 Ekim 2005 tarihleri arasında olmanız gerekiyor. 2023 yılı için söylüyorum. Şimdi büyük bir ihtimal TYT puanı değişecektir. Dediğimiz gibi olacaktır. Çünkü ÖSYM bunu bence bir seferlik böyle yaptı. Çoğu analizcilerin yorumlarını dinlediğimizde bir yıllık böyle yaptı. Yani bundan sonra puan büyük bir ihtimal 250 bandına yine düşebilir. Ki büyük bir ihtimal düşecektir de. Ama bunu tabii ihtimal olarak söylüyoruz. Kesin olarak söylemiyoruz. Çok büyük bir ihtimalle 2023 yılında TYT puanı yine 250'lere gerileyecektir. Ama siz de bu süreç zarfında iyi bir hazırlık geçirin. 2022 yılında adaylar başvuru yaptılar. Parkur mülakatı, sözlü mülakatı, ön sağlık mülakatına kaç aday girdi? 25 bin aday girdi. 2500 ilan geldiği için 10 katı kadar uygulama yapıldı ve 10 katı kadar aday 25 bin tekabül edildi. 25 bin aday mülakatlara girmeye hak kazandı. Şimdi şurada çok önemli bir konu var. 25 bin aday mülakata girdi. Erkeklerden 20 bin adaydan 20 bin erkek, 5 bini kadın oluyor. 2 bin erkek alınıyor. 500 de kadın alındığı için 10 katlarını çarptığımızda 5 bin kadın, 20 bin erkek oluyor. 20 bin aday mülakata girdi. 25 bin aday mülakata girdi ve parkur zorlaştı. Şimdi son hafta gelinmiş bir şey var. Son haftaya kadar adaylar hazırlanıyor. Ve sonra pat diye bir haftada ilan geliyor. Bir haftalık bir zamanda herkesi çağırıyor. Ve o süreçte adaylar ister hazır olsun ister hazır olmasın. Bizi ilgilendirmiyor diyor. Ve bir sürü aday sınava girip tak 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 eleniyor. Şimdi kaç kişi elendi onu da sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar bizim öğrencilerimizi biz mülakat sınavına gönderdik. Hatta beraber gittik. Kırıkkale'de oldu bu sınav. Doğu'yu Kırıkkale'ye götürdüler. İşte Batı'yı Ankara'ya, diğer tarafı başka yere vesaire vesaire. Bizimki Kırıkkale'de oldu. Şimdi biz iki servis çıkardık. Bir serviste kadınlarımız, bir serviste erkeklerimiz. Üç servis çıkardık. İki servis erkek, bir servis kadın oldu. İki servis önce, erkeklerin önce sınavı oldu. Önce adayları yolladık. Bu adaylar sınava girdi. Hocam dedi 10 kişilik gruptan sadece 4 kişi geçiyor dedi. Gerisi hepsi eleniyor dedi. Bir de bu ilk haftalarda 2 kişiye düşmüştü. Yani 10 kişiden 2 kişi tek geçiyor, gerisi eleniyor. Şimdi biz bunun ortalamasını aldığımızda 4 tane ortalama aldık. Yani 20 tane aday giriyorsa bunu böldüğümüzde 4'e 5 aday tek sınava girmiş oluyor. 5 bin aday tek sınava kalmış oluyor. Yani 20 binden 5 bin aday tek kalmış. Yani siz artık düşünün. Şu an 2 tane PMU adayından bir tanesi içeride. Peki kadınlarda bu durum ne oldu? Arkadaşlar kadınlarınki daha zor. Kadınlar vücut yapısı biraz erkeklere göre daha kötü oldukları için. Yani kötü dediğim yani sporsal olarak kondisyonları daha yetersiz oldukları için. Kemikleri biraz daha güçsüz oldukları için. 10 kişiden 2 kişi tek geçiyor. Bazı gruplarda 2 kişi de geçemiyor. Şimdi durum böyle olduğu için kadın adaylardan da %20'si alındığında 5000 adaydan sadece 1000 adayın kaldığını öngörüyoruz. Şimdi 1000 adaydan 500 tane de zaten kadın alınacak. 2 kadından bir tanesi içeride olacak. Şimdi 2 kadından bir tanesi içeride olduğu için erkeklerden de 2 erkekten bir tanesi içeride olduğu için siz artık TYT'nin, parkurun ne kadar önemli olduğunu anlayın. Şimdi bizim o adaylar sınava girdi, çıktı. Şimdi geçemeyen bir de analizimizi de söyleyelim. 40 tane falan öğrenci götürdük. Şimdi bizim adaylarımızdan 30 tanesine yakını geçti, 10 tanesi geçemedi. Onlar da son zamanlarda başladığı için geçemediler. Onlar da ilk zamanda başlamış olsaydı onlar da geçecekti. Şimdi o adaylarımız mülakata girdi. Çoğu da iyi bir saniye puanı aldı. Hatta günün rekortmeni bizim öğrencimiz de seçildi. Hatta o haftanın rekortmeni. İyi bir araştırma yapamadık. Belki Kırıkkale'nin rekoru da o öğrencimizden gelmiş olabilir. Onu da araştıracağız bu aralar. Şimdi çok iyi bir başarı elde ettik. Çünkü 4'te 3 adayımız geçmiş, 4'te 1 adayımız kalmış. Şimdi bu adaylarımıza bir de sorduk işte sözlü mülakattan nasıl izleniminiz var? Nasıl sizlere soru sordular, komisyon nasıldı vesaire tüm bilgileri söyledik. Bizim o adaylarımızı biz sözlü mülakat kitabımızı da onlara verdik. Onlardan hazırlandılar. 30 tane öğrencimizin nereden bakarsanız 20'ye yakını sözlü mülakat kitabımızdan soru çıktığını gördüm. Şimdi biz o adaylarımızın sözlü mülakat sorularını da biz kendi kitabımıza ekledik ve sözlü mülakat kitabını yeniledik. Ve onların mülakat anılarını da en sona ekledik. Onların mülakat anılarından da neler yaşandı, neler bitti her şeyi kitabımızda gösterdik sözlü mülakat kitabımızda. Şimdi adaylarımız hocam yani
hazırlandığımız yerden geldiği için biraz mutlu olduk dedi. En azından 20 puan cebimizde oldu dediler. Bir de biz onları sözlü mülakat seminerine de koyduk. Onun videosunun etiketini de yukarılara bırakacağım. Onu da muhakkak izleyin. Sözlü mülakatta adaylarımız neler yapmalı, neler yapmamalı vesaire her şeyi A'dan Z'ye süzüp adaylarımıza söyledik. O adaylarımız sözlü mülakatta neler yapılması gerekiyor, neler yapılması gerekmiyor hepsini süzüp ona göre sınava gittiler. Ve çoğunun geçen adayların neredeyse şu an umudu var ve neredeyse bence geçen adaylardan %90'ı geçecek, kazanacak. Şimdi durum böyle olduğu için de sizlerin TYT ve parkur hazırlığına iyi bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Hocam peki şimdiden ne yapmalıyım? Arkadaşım şu an çalışman lazım. Eğer sen istiyorsan bir yıl tekrara bırakmak istemiyorsan senin şimdiden TYT hazırlığına ve zamanın oldukça parkura çalışman gerekiyor. Peki hocam ben bunları nasıl yapacağım? Şimdi o adaylarımızı biz aynı zamanda TYT kitabı da onlara önermiştik ve biz bu adayları Telegram grubuna da almıştık. Telegram grubunda da hocalarımız eşliğiyle bunları çalıştırmıştık. Ve bu adaylar yani bizim kitabı resmen yutmuşlardı. Bu kitabı yuttuklarından dolayı da mesela en azından kolaydan zora gidecek şekilde bir çalışma nasıl yapılır onu öğrendiler. Berin Hoca olsun, Seher Hoca olsun, Ahmet Hoca olsun Telegram'da bu adaylarımıza yani neredeyse bir dershane eğitimi verdiler. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Peki hocam bunun içinde neler var derseniz. Arkadaşlar bunun içinde 16 tane artı birkaç tane daha hediyelik setler var. 16 tane setin içinde konu, soru, denemeler, bir sürü içerik var. 2021 TYT kitapçığını, 2022 TYT kitapçığını, Türkçe konu soru, tarih konu soru, coğrafya konu soru, felsefe konu soru, matematik konu soru, hepsi kitapçık halinde sizlere geliyor tek bir kitap halinde. Fizik konu soru, kimya konu soru, 2020 TYT tıp tıbasım, biyoloji konu soru, TYT denemesi 1, TYT denemesi 2, paragraflarla soru bankası, problemlerle soru bankası, tüm ders notları. Bunların hepsini direkt alın duvarlarınıza yapıştırın. En azından unutmayın. Bunların hepsi ders notlarıdır. Yanında anahtarlık da gönderiyoruz. Rozet de gönderiyoruz. Poster de gönderiyoruz. Yani aklınıza gelebilecek tek bir sette neredeyse dershane eğitimi gönderiyoruz. İsteyen TYT kitabını tek alabilir. İsteyen sözlü mülakat paketini sözlü mülakat paketiyle beraber alabilir. İsteyen parkur paketiyle beraber de alabilir. Şimdi biz bir tane de parkur paketi hazırladık. Bunu da Türkiye'de ilk çıkardık. Şimdi bizim şehirlerdeki kurslara gönderdiğimizde adaylarımız bize geri dönüş yapıyordu. Ve hocam diyordu sizin gibi iyi ilgilenmiyorlar ve biz bu konuda biraz üzülüyorduk. Yani hocam sizin gibi ilgilenmiyorlar biz sizi istiyoruz. İşte bunun için bir çözüm üretebilir misiniz diyorlardı. Biz de bir parkur paketi tasarladık. Ve o parkur paketini tüm parkur malzemelerini neredeyse koyduk. Şimdi siz ben bunu derken video çıkacak videoyu da izleyebilirsiniz. Görselde görebileceğiniz tüm malzemeler sizlere gelecek. Sıçrama olsun, lastik olsun, torba olsun, top olsun, sağlı topu olsun, minder olsun. Minderi bile koyduk içine. Slalom istasyonu olsun. Yani bunları derledik, topladık. Antrenman ipi olsun, antrenman merdiveni olsun, 12 tane video olsun. Bunların hepsini tek paket halinde sizlere sunacağız. Şimdi biz bunu çıkardıktan hemen sonra bir haftada 150 taneye yakın paket satıldı. Şu an o adaylarımızla beraber iyi bir hazırlığa gireceğiz bizler de. 2023'ü çok dolu dolu bir şekilde geçireceğiz. Adaylarımızın
Hayatlarını öğreneceğiz. Onlara bir makale yazacağız. O makaleyi ezberleyip sözlü mülakata gitmelerini bile sağlayacağız. Adayımızda boy kilo indeksinden yana bir sıkıntı varsa onun üzerinde duracağız. Renk köründe bir sıkıntı varsa onun üzerinde duracağız. Boy kilo indeksinde bir sıkıntı varsa onun üzerinde duracağız. Sözlü mülakatla alakalı tüm konulara bakıp bir şekilde onların üzerinde duracağız. Bunların hepsini web sitemizde de tasarlayacağız. 4 tane eklentiyi koyacağım biz bizim siteye parkureğitmeni.com'a. Oradan adaylar sözlü mülakatta kartçek uygulamasıyla kendilerini eğitebilecekler. Renk körü testiyle kendilerini görebilecekler. Boy kilo indeksiyle polisiye uygun mu değil mi diye görebilecekler. Çünkü çoğu aday ön sağlık mülakatından değerlendi. Bunların hepsini sitemize de koyacağız. Ve onların hepsini kendi adaylarımıza da entegre edeceğiz. Çünkü paketi alan adaylarımızı Telegram grubuna alacağız. O Telegram grubunda tüm adaylarımıza bilgiler vereceğiz. Telegram grubu da bildiğiniz üzere kadın erkek aynı grupta olsa bile telefon numaralarını birbirleriyle paylaşamıyorlar, göremiyorlar. Bu yüzden biz bunu seçtik. Biraz daha rahat olsun dedik. Yani kimse kimseyi rahatsız etmesin. Bundan dolayı o adaylarımızdan her hafta video istiyoruz. O videolarla adaylarımızın antrenman günlerini takip ediyoruz ve parkurdan iyi bir saniye almalarını sağlıyoruz. O adaylarımız haftanın bir günü muhakkak bizlere video gönderiyorlar. Bu göndereceğimiz parkur paketini ister çantanıza koyun, ister elinizde taşıyın. İster evde antrenman yapın, ister parkta antrenman yapın, ister kapalı bir yerde antrenman yapın, ister atletizm pistinde antrenman yapın. Yani aklınıza gelebilecek her yerde antrenman yapabileceksiniz. Ve biz artık sizlerden sorumlu olacağız. Böylelikle biraz daha içimiz rahat olacak. Bu adayın geçme ihtimalini biraz daha yükselteceğiz. Arkadaşlar, kimler polis olamaz? Şimdi bu konuya da biraz açıklık getireyim. Çünkü olamazsanız en azından şimdiden bırakın. Çünkü boşuna o kadar masrafa falan da girmemeye çalışın. Şimdi kesin elenir dediğim bazı hususlar var. Yüzünde jilet, kolunda jilet gözükebilecek şekilde büyüklükte varsa, görünen 5 metre uzaklıktan kısa tişört giyildiğinde görünen dövmeleri de varsa bu adaylar yani yüksek ihtimalle elenecektir. Adaylarımızın ön dişlerinde çok eksiklik varsa, saç kıran hastalığı çok belli oluyorsa, kellik çok ileri düzeydeyse, yüzünde çok büyük şeklinde yani çok az değilse çok büyük şekilde işaretler, eşkal belirleyici izler varsa o adaylarımız düşük bir ihtimalle elenecektir. Çok yüksek ihtimalle demiyorum. FETÖ terör bağlantısı kendisinin varsa, yani devletle alakalı devleti zora düşürecek şeyler yapılmışsa o adayımız elenebilir. Ailesinden varsa yine bir ihtimal belki kendisine sonra ailesine bakılır. Yani o yüzden de geçilebilir. Ama kendisi yapmışsa bu kolay kolay affedilecek bir şey değil. Eğer bu saatten sonra hazırlanıyorsanız WhatsApp durumlarınıza, fotoğraflarınıza bile artık dikkat edin. Yani artık ciddi bir şekilde bu bölümü istiyorsanız tüm onlara dikkat etmeye çalışın. Bu adaylarımız sözlü mülakatta komisyonun karşısında nasıl dursunlar? Dik bir şekilde durun. Şimdi biz sözlü mülakat yaptığımızda siz de izleyin o videoyu. Adaylarımızın mesela çoğunu görüyoruz. Çoğu salak salak hareketler yapıyor. Salak salak hareketler yaptığı için de kazanamadığında hocam benim torpilim yoktu kazanamadım diyor. Şimdi siz öyle adaylardan uzak durun. Siz o konumdan uzak durun. Çünkü siz elinizden geleni yapın. İyi bir şekilde hazırlanın. Kazanamadıktan sonra artık söyleyeyim biz kazanamadık. Ama elinizden geleni yapmadan eğer bunu derseniz ben size kızarım, hakkımı delal etmem, bilginiz olsun, o kadar size de bilgi veriyoruz. Şimdi siz elinizden geleni yaptıktan sonra artık kazanamazsanız hocam ben kazanamadım diye. Bizim bir de Instagram hesabımız var parkur eğitmenim. Parkur eğitmenimde PMO durumlarını iyi bir şekilde takip ediyoruz. PMO'nun canlı akışı genellikle Instagram hesabımızdan yürüyor. Instagram hesabımıza bakmayı unutmayın. Sorularınız varsa hem yorum kısmından hem bizim Instagram hesabımızdan sormayı unutmayın. Bir de bizim 7500 kişiye ulaşana kadar bir PMO Telegram grubumuz var. Oraya da girip oradan da bilgileri alabilirsiniz. Yani o genel bir gruptur. O normal set grubu değildir. Oradan adaylarla beraber artık önünüze bakabilirsiniz. Ne tür aşamalardan geçeceğinizi artık karar verebilirsiniz. Oraya da girebilirsiniz. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Instagram'ı da açıklama kısmına bırakacağım. Web sitemizi de açıklama kısmına bırakacağım. Web sitesini ara ara kontrol edin. O 4 eklenti geldiği gibi direkt kendinizi ölçün. Yani bir yerde bir eksikliğiniz var mı yok mu? Boy kilo indeksiniz tutuyor mu tutmuyor? Renk körlüğünüzde bir sıkıntı var mı yok mu? Sözlü mülakatta karşılaş uygulamasına iyi bir şekilde odaklanın. O eklentilerin hepsini ekleyeceğim. Bizim anlatacaklarımız da bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hakkınız da hayırlısı olsun. PMO adaylarını nedense ben çok çok seviyorum.
Sizler de beni seviyorsanız zaten hissettiriyorsunuz kendilerinizi. Yorum kısmından en azından bizlere yazın. Yani o kadar da emek veriyoruz. Bir Allah razı olsun lafını da eksik etmeyin. Çünkü ben bazen bakıyorum videomuz 400 bin 500 binlere ulaşmış. Çoğu adayımız altı yazıyor. Hocam Allah razı olsun, sizin sayenizde bir sürü bilgi edindik. Gitmeden bir sürü bilgi edindik tarzından. Çok teşekkür ederiz. Polis Akademisi ilanı yayınladığı gibi biz de direkt sayfamızdan yayınlayacağız. YouTube kanalımızdan da yayınlayacağız. Artık aşama sizler için başladı. Biz de Bismillah çektik. Bugünden itibaren parkur kursumuzu da Diyarbakır'da başlattık. Ve şehir dışına parkur paketimizi de bugünden itibaren başlattık. Tüm adaylarımız artık yakın bir temas içinde olacağız. Ve o adaylarımızı geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Sizler de elinizden geleni yapın. Tabii bizimle hazırlanmak zorunda değilsiniz. Ama hazırlanırsanız bizimle beraber iyi bir şekilde başarıya gideceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bu zorlu süreçte hepinize başarılar diliyorum. İnşallah en çok hak eden kazanır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.